Osman Bey, belə hesab edirsiniz ki, indiki mərhələdə Rusiya buna getməyəcək və sadəcə təhdid məqsədi ilə istifadə edir. Yəni, nüvə silahından istifadə məsələsi hələ ki gündəmdə deyil. Amma digər tərəfdən Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskovun bir açıqlaması da diqqət çəkirdi. Elə bu səhər saatlarında verilən açıqlamada o bildirilirdi ki, artıq gedişat planladıqları üzrədir və əməliyyatlar lazımi formada həyata keçirilir. Əlbəttə ki, biz görürük ki, bundan ən çox əziyyət çəkən Ukrayna xalqıdır. Təəssüflər olsun ki, siravi vətəndaşlar bundan əziyyət çəkirlər. Amma Rusiya tərəfi açıqlama verir ki, hər şey bizim istədiyimiz formada cərəyan eləyir və biz detalları açıqlamırıq. Sizin fikrinizcə, bir hərbi ekspert kimi, general kimi istəyərdim ki, təhlil eləyəsiniz ki, gedişat nəyi göstərir, hadisələr hansı nöqtədədir? Şimdi şurası bir gerçek. Baştan itibaren Rusya burada dikkatli davranıyor. Yani mülki şahısların zarar görmemesi için, binaların, şehirlerin zarar görmemesi için çaba gösteriyor. İlk başta bu kadar direnç beklemiyorlardı Ukrayna'dan. Direneceklerini, işin bu kadar zor olacağını hesap etmemişlerdi muhtemelen. Yani küçük görmüşlerdi Ukrayna'yı. Oraya girdikten sonra 2 gün, 3 gün içerisinde alacaklarını düşünmüşlerdi. Ama bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmedikçe Rusya'nın yıkıcılığı artmaya başladı. Bazı şehirleri çok fazla bombaladılar. İşte görüntülerde de veriyorsunuz. Şey artmaya başladı, zayiat artmaya başladı. Bunun yanında Rusya'nın da zayiat artmaya başladı. Yani artık bugün kabul edilebilir bir şeyin yavaş yavaş sınırına gelmeye başladılar. Yani %10 civarında personel zayiatı verdiği ifade ediliyor bazı hesaplamalara göre Rusya'nın. Bu da en az 10 bin, 12 bin kişi ediyor. Rusya baştan beri burada çok yüksek teknolojili silahlar kullanmıyor. Yıkıcılığı çok yüksek savaş aletleri kullanmıyor. Bunun gerisinde muhtemelen işte harp daha uzarsa, Batı orduları bu işe müdahil olursa ona karşı ihtiyatım olsun, o savaşta kullanabileyim diye sakladığı bir şeyler olabilir. Buna da bir pay bırakıyoruz. Orada kullandıkları tanklar açısından, uçaklar açısından baktığımız zaman en yenilerini kullanmıyor, eskilerini kullanıyor. Şimdi harp böyle durma noktasına geldi. Yani Rusya bundan sonra sahaya yeni bir etki yaratamazsa, bu birlikle olur, yani ilave birlikler getirerek, ilave silahlar kullanarak ki hani geçenlerde kullandığı bir hipersonik füze attı. Bunun gibi silahlar kullanırsa belki ilerlemesini daha da artırabilir. Ancak bunları da kullanmanın hem maliyeti yüksek hem de ne için? Yani harbin sonunda elinde ne kalacak, ne kazanmış olacak? Şu anda gördüğümüz şu ki artık yavaşladı. Ne kadar etki etmeye kalkarsa kalksın ilerlemiyor. Buna mukabil Ukrayna mesela dün itibariyle 2 tane yeri geri aldı. Kiev yakınlarındaki bir küçük kasabayı da geri aldılar. Rusya'da general ölümleri bile oluyor filan. Yani bir şu anda görüntü Rusya açısından çok müspet değil. Ukrayna'nın da direnci devam ediyor. Herhalde ya bu işi yeni kuvvetlerle devam ettirecek, Rusya inadına devam edecek. Ya da en azından şimdilik bir müddet duracak, yeni çareler arayacak diye düşünüyorum. Yani harbin bu gidişatı Rusya açısından çok iyi değil.